Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz uyandık ve yine eşimin elinden muhteşem menemeni. Afiyet olsun. Birazdan afiyet diyeceğiz. Yanımızda tabii ki çayımız var arkadaşlar. Bizi şimdi afiyet olsun. Ve mutfağımı tertemiz yaptım arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Yerleri süpüreceğim. Yani günlük süpürgemle bir süpüreceğim. Üstünden geçeceğim ama süpürgemin şarjı bitmiş. Hiç de bakmadım. O yüzden onu şarja taktım. Sonra halledeceğim. Bu arada bakın. Bu iki bıdık ne yaptı? Evet sizden konuşuyorum. Şimdi biliyorsunuz ben bunlara eğittim. Hiçbir şekilde eve zarar vermiyorlar. Eşyalara, mobilyaya zarar vermiyorlar. Her şey okey. Sağ olsunlar hala vermiyorlar ama buna bir zaafları var. Şu saate. Evet. Şu iki parçayı gece buradan siz koparın. Oynayın. Günlük diyor. Misafir yatak odasına şu parça düşmüş. Hatta bakın şuraları kırmışlar. Şu parça düşmüş. Bunu oynamışlar şeyin altından, ne deniyor ona? Kapının altından girmiş oraya. Aa, burayı da ellemişler. Şu an fark ettim. Oradan girmiş. Sabah eşim buldu bunu. Bunu daha bulamadık. Artık onu bulacağız. Bakalım mı? Sonra yapıştıracağım. Çok kötü durmuyor uzaktan. Yakından böyle gözüküyor. Ama yapacak bir şey yok. Kızamıyorum da bunlara. Sonuçta kedi yapacak yani. Bir şeyleri var yani. Yani eve zarar vermediklerine şükür de işte bunu böyle yaptılar. Neyse. Bunu bulup buraya yapıştıracağım ki kötü durmasın. Şimdi ekstra geçip yeni bir tane almayacağım bundan. Bunu da böyle biraz daha yapıştırırız. Bakın bunu da kırmışlar. Şöyle. Ondan sonra idare eder. Bakın uzaktan öyle çok da şey durmuyor. Sadece yakın. Sonunda ben de kamera karşısına geçebildim. Evet arkadaşlar biraz dinlendim. Şimdi şöyle kovamı aldım. Bu arada ışıktan dolayı kusura bakmayın. Biraz kötü şu anda. Kovamı aldım. Birazdan suyumu hazırlayacağım ve koltuklarımı sileceğim arkadaşlar. Uzun zamandır yapmak istiyorum. Bir türlü nasip olmadı. Hep uzattım. Ki yani şu ara bir şey yapacaksam uzatıyorum. Hep böyle bir üşengeçlik falan geldi bana. Eşim de şu an sporda, oradan cumaya geçecek. Ben de dedim ki şu an böyle aktifken, enerjim varken hemen koltukları sileyim. Sularımı falan hazırladım. Yani şurada malzemelerimi hazırladım. Beraber şimdi suyumuzu hazırlayıp hemen koltuklara geçeceğiz. Onu hemen bir halledelim. Ondan bir kurtulayım, aklımdan bir gitsin. Ondan sonra gün içinde zaten ne yapacağımıza bakarız. Malzemelerim önümde. Şöyle kovam var. Bunun içine sıcak su koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle beyaz sirke ekleyeceğim. Hem dezenfekt etsin, mikropları yok etsin diye. Hem de doğal bir şey yani kullanabilirsiniz. Ben seviyorum temizlikte kullanmayı. Toz alma suyuma falan da koyuyorum. Ondan sonra biliyorsunuz ben Mikrotem'in ürünlerini kullanıyorum. Yani temizlikte kullanıyorum konsantre ürünlerini. Ve Halomatic diye bir ürünü var. O kadar mı güzel kokuyor. Yani sanki çamaşır gibi kokuyor. Tertemiz, yıkanmış, mis gibi kokan, ferah çamaşır gibi kokuyor her şey. Ve bununla koltuklarınızı da silebilirsiniz. Ben de sileceğim inşallah. Çünkü lekeler varsa yok ediyor. Ondan sonra bir de çok güzel bir koku yayıyor arkadaşlar. Bunu kullanacağım dediğim. Ondan sonra şu artık biliyorsunuzdur, internette de sürekli gördüğünüz bir şeydir. Silva'dan şöyle bir el mopu var. Ben açıkçası bunu sadece koltuklarda kullanıyorum çünkü bayılıyorum. Koltuklarda pratik oluyor açıkçası böyle. İsteyen tabii bunu mesela ters çevirip şu tarafını toz almada kullanabilir. Ama ben açıkçası toz almada değil koltukta kullanmayı tercih ediyorum. Şurası biraz daha tırtıklı, daha güzel böyle kumaşı, güzelce böyle sanki yoğura temizliyormuşsunuz gibi. Hem dediğim gibi daha pratik oluyor. Evet, bunu kullanacağım bu şekilde. Şimdi ben hemen suyumu hazırlayayım, ondan sonra koltuklara geçelim. Günlük oturma odasına geldim şimdi. Birazdan bu koltukla başlayacağım. Sonra salona geçeceğim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için şöyle bir göstermek istedim. Koltuğumuz bu şekilde. Ben şimdi direkt şurada suyum görüyorsunuz. Direkt başlayacağım. Bir güzel sileceğim. Şu kirlent
Kirlent ya da kirlent artık yanlış söylüyorum onu sürekli. Sonra düzeltiyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bunları bir kaldıracağım. İlk önce bunu bir sileceğim. Ondan sonra yastıkları da böyle yavaş yavaş birazcık dışını sileceğim. O şekilde postu daha yeni yıkamıştım. Kurutmuştum. O yüzden o yönden sıkıntım yok. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar inanın mis gibi oldu. Zaten mis gibi de kokuyor. Güzel bastıra bastıra sildim. Benim bıdıklar da burada uyuyor. Ne oldu balığım? Biri de burada. Tripodumu alayım. Şimdi direkt salona geçelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın vallahi tertemiz oldu. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Evet. Ben şimdi ne yapacağım? Hemen şu kova falan onları hepsini dökeceğim. Temizleyeceğim. Ondan sonra direkt yerleri süpürmeye geçeceğim. Bu arada bunu da yanlış koymuşum. Şöyle yapayım. Yerleri hemen günlük süpürgemle süpüreyim. Ondan sonra benim işim bitmiş olacak. Badem. Meraklı ya. Sonunda işlerim bitti arkadaşlar. Günlük süpürgemi yaptım, evi havalandırdım. Hiçbir işim kalmadı. Akşam yemeğini de böyle kafadan hazır ettim. Yani şunu şunu yaparım diye. Şimdi size bir alışveriş göstereceğim. Yine bir bebek kıyafet alışverişi. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İndirim vardı ve ben bu indirimi kaçırmak istemedim ve bir takım alışverişler yaptım. Bu arada bu benim son bebek kıyafet alışverişim olacak. 0-3 aylık, 3-6 aylık ve 6-9 aylık alışverişi yaptım ve yeteri kadar var. Zaten mesela ben alışveriş yapınca mesela şey yazanlar da oluyor. Beyza işte hemen büyüyorlar işte o kadar alma falan ama ben sadece 0-3 aylık almıyorum arkadaşlar. Geleceği mevsime göre, giyeceği kıyafete göre onu aldım. Evet. Yani şimdi size onları göstereceğim. Kıyafet olarak daha fazla bir şey almayı düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yeteri kadar kendim aldım ve hediye de çok gelmeye başladı. O yüzden dedim ki ben hani kafamda olanları aldım yeter. Şöyle ilk önce Instagram'dan aldıklarımı göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Valla bunun sayfasını hatırlamıyorum arkadaşlar. Çok baktım bir türlü bulamadım ama Instagram'da genel olarak bütün uygun fiyatlı bebek sayfaları
bu tarz şeyler satıyor. İlki bu arkadaşlar. Bunun fiyatı 40 TL'ydi. Bu şekilde. Bakın şu altta böyle bir şey var. Bu şekilde ben böyle bordo seçtim. Çünkü bilmiyorum, erkek çocuğuna yakışır diye düşündüm. Ve çok kaliteli, çok güzel bir kumaşı var ve çok tatlı duruyor. Giyen bebeklerde gördüm. Zaten ondan önce de görmüştüm ama bunun hatta pembeleri var, haki yeşili var. Haki yeşili de çok güzel ama şu an haki yeşil bir takım aldım. O yüzden dedim ki bunu bordo alayım. Bence çok tatlı olur bu şekilde. Sayfaya tekrar bakacağım. Bulursam aşağı eklerim. Bulamazsam artık Instagram'da zaten dediğim gibi birçok sayfa şey yapıyor. Sonra bu takımı muhtemelen görenler olmuştur. Şöyle bir takım arkadaşlar. Takım dedim yani şu üstü. Ondan sonra bu altı. Allah'ım çıldıracağım. Bu da böyle süs önlüğü diyeyim. Bu şekilde. Bu arada kaç aylık aldım onu da söyleyeyim size. Bunu 3-6 aylık aldım. Bunu da 3-6 aylık aldım. Bu şekilde. Zaten 40'a çıktıktan sonra havalar soğuyacak arkadaşlar. Yani her türlü büyük bir bebek olsa bile ne? Ki sanmıyorum, açık konuşayım. Büyük bir bebek ya da çok aşırı kilolu bir bebek olacağını sanmıyorum ama her türlü bir ay sonra bile diyelim. Hani mesela şey diyenler oluyor. 3-6 aylık hemen ilk doğduğu andan itibaren olur diyenler oluyor. Kimisi de diyor 0-3 aylık. İşte istediği kadar şey doğsun, bizde ilk başta çok bol geldi falan diyen de oluyor. Artık bakalım, ona göre bakacağız. Sonra Trendyol'dan bir alışveriş yaptım. Şöyle, Trendyol'dan nasıl alışveriş yaptım? Ben aslında hiç oradan bakmamıştım, düşünmemiştim de. Bir takipçim bana bir marka yolladı. Moi Noi diye bir marka, belki duyanlar olmuştur. Ve dehşet güzel bebek kıyafetleri var. Herkeste olmayan bebek kıyafetleri açıkçası. Ve çok güzeller. Ve çoğunlukla bir takım hariç hepsi unisex. Yani kız da giyer, erkek de giyer. Çok güzel yapmışlar o tarzda. Ve aşırı pahalılar arkadaşlar. Ben de ilk başta baktım, çok hoşuma gitti ama çok pahalı geldi. Size zaten birazdan fiyatlarını da söylerim. Sonra bir indirim geldi. Şu an bu takımlardan hiçbir farkı olmadı. Ve ben hemencik kaptım arkadaşlar. Aşırı kaliteli bir marka. Ve dediğim gibi çok güzeller. Şimdi size ilk takımı göstereyim. Bu üstü arkadaşlar, bakın. Altı da bu şekilde. Yani böyle çok tatlı. Şurada hatta bakın markası yazıyor. Moi Noi diye. Bunların hepsini 3-6 aylık aldım. Çünkü gereğinden fazla birazcık daha büyük oldukları yazıyordu. Ki öyle de ve çok güzel kumaşları dediğim gibi. Bu şekilde. Bunun fiyatı, ben bunu 45 liraya aldım ikili takım olaraktan. Aslında fiyatı 90 liraydı. Ondan sonra bu takım da çok güzel. Şöyle üst zıbını var ve şöyle bir altı var arkadaşlar. Bu arada güzel olan alt, mesela bunların hepsini başka şeylerle de kombinleyebilirim. Bu da böyle altı dediğim gibi. Bunun fiyatı da 45 liraydı. Yine böyle takım halinde ve evet, asıl fiyatı 90 lira yine. Ondan sonra yine buna benzer bir şey aldım. Yine bir zıbın. Çok güzel bu arkadaşlar ya. Bakın bu şekilde. Ve altı da böyle. Bunun da yine aynı fiyattaydı. 45 liraydı. Ve 90'dan düşmüştü. Ondan sonra aslında bu çok pahalıydı. Bu yine çok indirime girmişti arkadaşlar. Bakın şöyle bir üstü var. Bu şekilde. Kapşonlusu bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Ve böyle bir altı var. Bu zaten favorilerimin arasında. Aslında çok seçemiyorum bu. Bunun fiyatı 157 lira. Yani 160'tan 56 liraya mı ne düştü? Bu şekilde. Gayet uyguna geldi yani. Ondan sonra toplam bu arada 7 takım aldım. Şöyle bir tane var. Bu şekilde. Ve altı da bu şekilde arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde o sarı gibi. 157 mi ne, ondan düştü 45-50 liralara. Bu şekilde arkadaşlar, bakın. Şöyle bir türlü gösteremedim.
Ondan sonra ay bu takım da çok güzel. İşte bak mesela bu iki şeye cinsiyeti olmaz gibi. Tabii benim gibi çılgınlar varsa bir fiyonk tak kıza da olur tarzındayım. Neyse. Şimdi bakın bir de böyle bir tane takım var. Üstü şu altı birazcık uzunlamasına gidiyor. Ve bu şekilde bir altı var. Bu da yine çok tatlı duruyor. Bunun fiyatı da yine 45'e düşmüştü 90'dan. Şimdi gelelim son takıma. Şöyle. Şöyle bir alt var. Ve böyle bir üst var arkadaşlar. Bakın. Şu renge bayıldım bu arada. Bu şekilde. Bu da yine 90'dan 45'e düştü arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bunu kaçırmak istemedim. Dediğim gibi bir takipçim yollayınca baktım ve güzel bir marka, kaliteli bir marka ve her yerde olmayan şeyler. Bir de yani sonradan ikinci çocuğunuza, üçüncü çocuğunuza bile kullanırsınız. Yani bence dediğim gibi gayet kaliteli. Ve hediye edilecek de şeyler. Moinoy dediğim gibi markası daha indirimde olur mu bilmiyorum. Ben aldıktan sonra gelmesini bekledim. Çünkü gerçekten o markaya mı ait yoksa fake mi? Hani çünkü orada hala 160'a satanlar vardı Trendyol'da. Değişik satıcılar olduğu için. Acaba gerçekten o mu diye gelmesini bekledim. Hemen Instagram'da paylaşmadım. Baktım gerçekten o marka. Instagram'da paylaştım. Bir kısmı hala indirimdeydi. Diğer kısmın hemen fiyatlarını 70'e 80'e yine çıkarmışlardı. O yüzden Moinoy bebek yazın Trendyol'da aramaya. Muhtemelen artık yani tüm sıramalayı şey yapın. Fiyata göre artan artık bakarsınız. Belki siz de indirimde bulursunuz arkadaşlar. Bu şekildeydi alışverişim. Bu arada alışverişim Trendyol'daki 760 lira yerine 340 liraya geldi ve bence o kadar takım ve kaliteli takım için gayet uygun. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi biraz dinleneceğim. Ondan sonra eşimin gelmesini beklerim. Bugün aslında birkaç kargo da bekliyorum. Onların gelmesini beklerim. Ondan sonra akşam yemeğini falan geçeriz diye düşünüyorum. Evet, sonra görüşürüz. Onlar şu an beklediğim kargom geldi hemen. Açarken sizinle açayım dedim. Şöyle çıkarayım. Bu bana Ilbaiz Bezler Türkiye'de sayfasından geldi arkadaşlar. Şöyle 3 tane ürün. Sayfada neler satılıyor ilk önce onları söyleyeyim. Tabii ki Ilbaiz Bezleri, ondan sonra Tupperware'ler ve Silva markası arkadaşlar. Şimdi ben seçtiklerimi hemen size göstereyim. Şöyle zaten şeylerini de görüyorsunuz. Şimdi hemen anlamışsınızdır zaten. Şöyle bir tane el rondosu seçtim arkadaşlar. Çünkü Tupperware'in gerçekten çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bakın şurada şey var. Böyle kapatıyorsunuz. Şöyle bakayım. Ondan sonra çekiyorsunuz. Aa, çekmesi çok kolay. Ve çok iyi olduğu söyleniyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyiymiş. Kullanan herkes de öyle söylüyor. Şöyle parçaları var. Böyle de var. Şimdi açacağım. Evet, şöyle parçaları var arkadaşlar. Bu şekilde. Sayfada dediğim gibi Tupperware ürünleri var. İsteyen gidip bir baksın. Çeyizinize falan almak istiyorsanız mutlaka bakın derim. Bu çok güzel. Ondan sonra mesela Tupperware'ın şeyi de var bende. Sarımsak ezicisi. O tarz şeyler bakın bir sayfada var mı? Çünkü onları gerçekten öneriyorum. Sonra benim şu boylarda şeyim yoktu arkadaşlar. Kaplarım yoktu. Hep çok büyük kaplarım var. Ve ben böyle küçük boyda istiyordum. Bakın bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Hem ileride Beymen Buğra'ya bir şeyler hazırlarsam çok güzel olur diye düşündüm. Bir de böyle tam boyut. Yani bilmiyorum. Bende bu boyu dediğim gibi yok. O yüzden şöyle dörtlü setini istedim. Bu da böyle mor olanı. Bu da çok güzelmiş gerçekten. Ay, gerçekten güzel duruyor. Ondan sonra şöyle Ilbaiz bezlerinden istedim. Ben biliyorsunuz Pelabez kullanıyordum. Ama Pelabez bozdu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İlk bana Pelabez geldiğinde kullanmıştım ve aşırı memnundum. Sonrasında bunlar Türkiye üretimine geçmiş ve bezlerin kumaşından tut her şey plastik gibi bir şey oldu. En son aldığımda 1001 pişman oldum. Su lekesi kaldı. Hiçbir şekilde gitmedi. Bezi yıkıyorum yıkıyorum. O plastik şeyi gitmiyor. Yani nasıl diyeyim. O dokusu gitmiyor. Ben de dedim ki annem bir kere Ilbaiz bezi
bir komşusu vermişti ve çok iyi olduğunu söyledi. Ya açıkçası hiçbir farkı yok. Hepsi aynı. Ve Pela bez bozduğu için ben Ilvice bezlerine geçtim arkadaşlar. O en son aldıklarımı da attım bu arada. Hala ilk aldığım o 3 tane Pela bez var ya, hala onları kullanıyorum. Onların da hışı çıktı artık. Şöyle bakın. Şöyle 3 tane rengi var. Dediğim gibi annem kullandı. Ben de annemin evinde kullanmıştım. Annem de galiba mavi, şu rengi vardı. Ve aynı ya, hiç leke bırakmıyor. Bu arada bununla parmağımı kanattım. Bununla sadece suyla duruluyorsunuz, sıkıyorsunuz arkadaşlar ve siliyorsunuz. Hiç leke bırakmıyor. Mesela ben temizlik vloglarında hep bana soruluyor. Beyza işte silerken işte durulamıyorsun. Niye durulamıyorsun? İz kalmıyor mu? Hiçbir şekilde iz kalmıyor arkadaşlar. Yani bunu gerçekten öneririm. Evet, ben bunları birazdan bir kaynar suya basacağım. Sonra kurutmaya bırakacağım. Ondan sonra kullanabilirim. Bunları da bir yıkayacağım ama çok tatlılar ya. Gerçekten çok beğendim. Evet, buradan da teşekkür ederim. Hemen tencerelerimi aldım. Bugün ne yapacağız? Pilav yapacağız. Pilav yine eşimden sorulur arkadaşlar. Her zaman ki. Daha iki kere. Daha üçüncü pilavım bu. Aynen, bu üçüncü oldu. Evet, bu üçüncü olacak ama bayağı sevdin sen bu işi, evet, değil mi? Vallahi. Kendi yapmak istiyor, bu arada ben zorlamıyorum. Ondan sonra şöyle birazcık dana eti aldık. Çünkü bugün nohut yemeği yapacağım, etli. Şöyle nohutum vardı, bunu şişirmiştim, buzluğa atmıştım. Sadece normal soğan, dana eti ve nohut olacak içinde. Öyle ekstra bir sebze falan koymayacağım. Salçalı olacak tabii ki ve baharatlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar, akşam yemeğimiz böyle. Hemencecik yapacağız. Fazla uzatmayacağım lafı. Hemen yapalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şöyle mis gibi etli nohut yemeğimiz ve pilavımız. Tane tane yapmışsın yine, bak görüyor musun? Yanına da yoğurt arkadaşlar. Eşim de şimdi kendine koyuyor. Bize afiyet olsun. Bugünkü videomuzun artık burada kapanışına geldik. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler.